Abla be. Ben ne giyeceğim şimdi? Ya hayatımda hiç sinemaya gitmedim ki ben. Böyle çok şık falan mı giyiliyor ki? Ay yok Şadiye. Ben seni süslerim dur. İclal ablaya gideriz. Böyle saçını falan da yaptırırız. Bir de az biraz makyaj süreriz böyle. Abla bana makyaj mı yaptıracağım? Zafer var ya. Beni görünce şok olacak. Yani şok olacak. Çabuk otur buraya, gel. Ben sana ne dedim? Görmedin, duymadın, bilmiyorsun, anladın mı? Abla, anam var ya bak. Bunları duyarsa bu ölümüydü, babamı da gebertecek. Ya niye böyle oluyor abla? Babam niye böyle yapıyor ablacığım ya? Ah Şadiye'm, ah benim sulu gözüm, ah ya. Tamam, ağlama artık, tamam. Az kaldı, kurtulacağız buradan. Bak şunun şurasını üniversiteye kazanmama ne kaldı? Atlayacağız, gideceğiz İstanbul'a sonra seninle. İkimiz yeni bir hayata başlayacağız, tamam mı? Bir göz oda ev tutarız. Ben hemen işe girer çalışırım. Hem okurum hem sana bakarım. Sana da bir iş buluruz. Zafer ne olacak? Aman. Tamam. Zafer de gelir. Hemen evlendirir veririm ben sizi. Olmaz mı? Ay abla, daha birbirimizi tanıyacağız diyorum sana. Ah Şadiye, her sene yüz binlerce insan göç ediyor İstanbul'a. Bir biz fazla mı geleceğiz kız? Allah Allah, çalışır kazanırız ekmeğimizi. Bize de bir dilim ekmek var elbet. Ama Şadiye, ah bir görsen İstanbul'u. O kadar güzel ki, sanki böyle bir masalın içindeymişin gibi oluyorum gidince. Ama siz beni istemezsiniz artık tabii Zafer'le. Ha? Böyle Karaçalı gibi aranızda. Siz tabii bütün gün böyle öpüş, kokur yapacağınız için. Ya saçmalama abla ya. Uyanık mısınız? Babanız yok. Çıkmış gitmiş gecenin bir behri. Nerede acaba? Kızlar. Acaba çıkıp bir baksak mı birlikte ha? Yok ya. Ay, güzel anam. Ay, güzel anam benim, güzel anam. Ya sen babamı bilmiyor musun? Şimdi onu uyku tutmadı kesin. Ondan sonra da çıktı bahçede sigara içiyor. Sen şimdi git yat. Ay, ya tamam, tamam, tamam. Benim. Tamam, tamam, yalışma. Kız, yalışma. Otur. Yatın siz de. Ya Şadiye hadi be. Geç kalacağım okula. Geldim abla. Kızlar. He. Beni de bekleyin. Aa bu da bize taktı be. Recep'im. Hmm. Bugün abimgillerde babamın mevlidi var. Miras kaldıktan sonra mevlüt okumaya doyamadılar ha. Yani annem her sene istiyor seneyi devriyesini. Ne yapacaksın? Git. Git benden de rahmet oku. Bu bırakmadığı miras için bilahare onunla görüşeceğiz. Git. Tövbe tövbe. Yemek var tencerede. Acıkırsan. Ya hadi yürü git be. Git. Gidişin olsun da dönüşün olmasın değil mi? Bak böyle lan. Yürü. Gitti. Akşama kadar gelmez bebeğim benim. Ay yok Recep. Sen vallahi bir gelen bir gören olacak ya. Yapma gözünü seveyim. Dur be. Oğlun okula gitti.
Kocam fabrikada. Çok özledim kızım seni. Kimse gelmez ya. Ha? Ne yapmayacak be? Geceleri zaten çıkamıyorum biliyorsun. Hatice böyle işkillendim ve mum gibi duruyor sabaha kadar ya. Yapma gözünü seveyim Recep. Dur Allah aşkına. Yapma şunu. Kim böyle kız? Ne diyorsun? Yakmışsın sen. Manyağım sana. Kıstayım hatta. Ya hadi ben kaçtım. Geç kalıyorum. Ay. Ben de. Hadi. Mehmet. Geri ver paramı. Vallahi yok be. Olsa dükkan senin ama yok. Kumarda yemişim paramı. Duydum ben. Beni kimse dolandıramaz. Geri ver çabuk paramı. Çabuk. Şikayet et. Herkese de söyle o parayı gerçekten niye verdiğini. Niye verdin lan Kartoroz? Niye verdin? Ha? Ya da oğlun gelir İstanbul'dan. Babür abiye şikayet edersin beni ha? Bu itin adını anma bana. Oğlummuş. Yürü lan. Bekleme yapma. Devam et. Yürü. Nerin? Ya Necati abi. Vallahi biz sadece üniversiteyle ilgili konuşuyorduk Fırat'la. Ya başka bir şey değil yani. Nerin, bak sen benim kızım gibisin. Sana o aileden hayır gelmez. Onun için o çocuktan uzak duracaksın. Ben senin üniversite bursunun peşindeyim. Zengin hayırsever bir kadını seninle tanışıp konuşmak istiyorum. Yaşasın, bitlendik. Tatil, sabah gidelim. Lan abla bitlendik biz, bitlendik. Okul tatil bize. Necati abi, dünyada benim için üniversiteye gitmekten daha önemli bir şey yok vallahi. O zaman o hovardı çocuğu bir daha görmeyeceksin. Tamam mı? Onlar zengin. Sen onlara ayak uyduramazsın. Bunca yılın emeğini heba et. Olur mu? Eğer lafımı dinlemezsen senin için parmağımı bile oynar. Kız delirtiyorsun sen beni ya. Şeker mi sürdün tenine? Ama emin ediyorum delirtiyorsun beni. Asıl sen elinde zaman etime sürsen içimden böyle bir kadın fışkırıyor. Aklımı oynatıyorum sanki anne. Böyle. Eline hiç erkek eli değmemiş. Kız gibi oluyorum ben. Sokuyorum böylece. Anne. İbo! Sizi babama söyleyeceğim. İbo! Ki onlara hayat. Ne verdi? Bir de soba dumanından boğuldum. Hayat niye bu kadar acımasız Fırat? Harun. Hadi. Yazgıları böyleymiş. Elimizden ne gelir? Hadi. Thank you.
Hay Allah ya. Bilseydim götürmezdim seni o filme. Ya Zafer, korktum ama ne yapayım? Zafer, bir filmin üçüncü dakikasında çıkan dünyada ilk biziz herhalde. Ben filme hiç bakmadım ki. O kadar güzelsin ki bugün. Çok üşüdüm de daha kalın bir şeyler giyeceğim. Üstümü değiştireceğim, hemen gideceğim kuaföre sonra. Kız. Şişt. Ya bir hal var bunda. Sabahtan beri içim duruyor. Ne yapacağız? Ya daha iyi. Sar kalır işte birazdan. Daha ne istiyorsun? Allah Allah. Acelem var benim. Şey yapayım. Saçmalama ya. Kimse çıkarmadı, geç. Çok güzelsin. Nereden bulmuş bu parkezeyi anlamadım. Burada mı takılalım, içeri mi geçelim? Bilmem. İçeride ne var ki? Gel, bence içeride konuşalım. Burada rahat edemeyiz. Ya Fırat, içeride ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Taşralık yapıyorsun. İki sevgilin öpüşmesinde ne var ki? Biz de öpüşüyoruz değil mi? Çok güzel pastane olur oradan. Okulun hemen yakınındaki. Var ya, acayip iyi iş yapar. Ya ben biliyorum orayı Zafer. Kırtasiye'nin yanındaki boş dükkanı değil mi ama? Evet evet, orası. Böyle güzel havalarda masa sandalye de koyarız oraya, kafe gibi olur. Okuldan çıkan sevgililer falan gelir. Zafer, sen pastane kısmına bakarsın, ben de kafe kısmına bakarım, tamam mı? Fırından yeni çıkanların kokusunu duyan var ya, anında koşar gelir kafeye. Da nasıl yapacağız ki? Yani çok para gerekir bu işler için. İkimiz bir olduktan sonra bu dünyadaki her şeyi yaparız Şahin. Ben senin o gülüşünü yerim. Güzel gözüm benim. Baksana, bayrama gelirim ben herhalde. Vallahi sınavlara burada çalışmak daha iyi geliyor bana. Sen ne yaptın üniversite işine? Ne düşündün yani, ne okuyacaksın? Yani ne bileyim, bilmiyorum. Bazen kafam patlıyor böyle düşünmekten. Fırat.
Bir şey soracağım ama kızma. Yok, niye kızayım ki? Ya İstanbul'da başkaları oluyor mu yani İstanbul'da? Yani sen istemezsen kimse olmaz. Oluyor yani. Ne alakası var ya? Şadiye sinemadan çıkmıştır zaten. Sen niye bu kadar korkuyorsun? Hı? Yok, senin istemeyeceğin hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum sana. Sen niye kafanı böyle şeylere takıyorsun? Sen enerjini okulla ver. Tamam mı? Senin çok güzel bir geleceğin olacak. Mutlu olacaksın yani. İnanıyorum ben gerçekten. Ben söz veriyorum hep yanında olacağım. Tamam. Ben seni çok seviyorum. Baksana sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen hukuk okusana. Niye? Ve mücadelelisin. Baksana. Bence kesinlikle avukat olmaz. Peki. Şişt, hala kızım. Seni kudurtacak haberlerim var. Zil çalacak şimdi. Kudurtacak halim yok benim. Dün okul çıkışı Fırat beni gezdirdi. İstanbul'a davet etti beni. Okuluna dönüyormuş. Artık gelirsin orada görüşürüz rahatça dedi. Önümüzdeki sene de yurt dışına gidecek. Yüksek lisans yapacakmış. Görüyorsun değil mi vallahi babamın gibi parası var diye şey etmiyor. Ne güzel okuyor çocuk. Ben de bir an önce mezun olup kapağı atacağım yanına. Durduğun kapat zaten. Asil aileler tabii bunlar biliyorsun. Liseyi bile bitirememiş demesinler. Zaten Fırat da okumamı istiyor. Ben de önümüzdeki sene yurt dışından bir üniversite bakacağım işte. Onunla birlikte artık kalırız. Büyük aşk yaşıyoruz vallahi. Hadi zil çaldı canım, görüşürüz. Baksana. Ya mevzunun en heyecanlı yerinde gidiyorsun. Anlatsana ne oldu o gece? Hani sonuna kadar gittiniz mi o işin? Yani malum Fırat'ın şöhreti var. Sen de havalı kızsın tabii. Ay kız Narin çok güzeldi. Ay bal gibi dudakları var. Ruhumu teslim ediyorum sandım kız. Nasıldı? Ay cennet gibi. Kalbim yeniden çıkacak sandım önce. Ay sonra işler ilerledi tabii. Ama pişman değilim. Ay öyle tatlı ki kız. Çok kibar. Öğretmen zili de çaldı. Akşama gel de detaylı anlat.
Uluslararası Bilgi Yarışması'nın birincisi Yaslıhan Ortaokulu'ndan Narin Yılmaz. Tebrik ederim kızım. Tekrar çok tebrik ederim. Başarılarını devam ediyorum. Tebrik ederim Narin'cim. Okulumuza çok büyük bir gurur kazandırdın. Başarıların devamını dilerim canım kızım. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Sorular çok kolaydı değil mi? Ha, tabii çalışkan öğrencilere sorular her zaman kolay. Büyük bir ödül hak ettin. Ama şimdi ben sizi çok güzel bir lokantaya yemeğe götüreyim mi? Bir kişi lokantada kaç liradır öğretmenim? Aa Narin'cim düşünme böyle şeyleri sen. Takılma parasına filan. Hay Allah sanki sen öyle... Aman da benim oğlum. Benim işte okullara mı gidermiş be? Durma. Akşam bize dolma saracaksın mı anası? Ay sarmam mı? Çok güzel yaprak aldım bu pazardan bu hafta. İyi dersler benim. Yakışıklı oğlum. Oh. Hadi işiniz rast gelsin. Hayrola Recep? Kahveye mi? Ha kahve nere olacak başka? E tabii bu yaştan sonra çalışıp da yorulacak halin yok. Laf mı sokuyorsun lan sen bana? Yok be sen. Hadi. Ah şeyi unuttum ya. Şey yaparım ben sonra gelirim. İyi tamam hadi eyvallah. Bir şey söyledin mi hayatım ha? Recep deli misin sen? Gündüz gündüz bir gören olacak. Görürlerse görsünler lan deliyim. Sabahları kadar seni düşünüyorum artık. Yemin ediyorum delireceğim ya. Recep Bey biraz da sen çek bakalım. Ben sabah az sabah etmedim zamanında seni beklerken. Ayıp ediyorsun. Ne yaptırırsan üstü kızım sen ya? Lan durdun Erdoğan'ı mı buldun? Allah'ını seversen öyle seni bak kahveyle görünce yemin ediyorum yüreğim indi. Yapma gülüm ya. 5 senedir oyalıyorsun beni Recep. Boşanacağım dedin kandırdın. Parayı alacağım Hatice'ye boşacağım. Ondan sonra istediğimiz yere gideriz. Yapma gözünü seveyim ya. Artık herkes kendi yoluna. Bu iş bitti. Ümmü gülüm bak yapma. İkimiz de yakarsın.
Recep. Gözünü seveyim git bak. Şimdi gündüz gündüz bir gelen olacak, bir gören olacak. Gece görüşürüz hadi. Yalnız gece daha dikkatli olmamız lazım artık. Narin anladı. Tazı gibi peşimde anamı ağlatıyor şerefsiz. Ay ne yapacağız? Merak etme. Onun derdi belli. Okula gittiği sürece kimse hiçbir şey söylemez. Ben onun ağzını bunu kırmayabilirim de işte. Ay. Recep Hatice'ye söylerse Hatice beni keser. Ne olur git gözünü seveyim git. Söylemez. Rahat ol. Baba nerede bu defterim ya? Ya bütün yolu boşuna yürüdüm. Zarar yok. Şimdi evden alırız. Sen iyice baktın mı çantana? Evet. Ya şu Erdoğan olmayaydı var ya. Yemin ediyorum herkesi paspas yapardım. Seni de alırdım, oğlanı da alırdım. Çeker giderdik buradan. Sen ne yaptın benim ya? Hı? En sevdiğim arkadaşımla evlendin. Bir de geldin yana ve taşındın ya. İşte Erdoğan yani o çocuk gibi halleri. Ne söylesem inanıyor. Kıyamıyorum yani beni çok çok zor durumlardan kurtardın. Hah buradaymış ya. Hey be oğlum bütün yolu bana boşuna yürüttün. Hadi çabuk. Babalık yaptı bana ama seni de çok seviyorum ya. Yemin ederim çok seviyorum. Seni de çok seviyorum ya. Hatice, Recep ne yapacağız? Ay, ne yapacağız? Gir, bir yere gir. Nereye gireyim ya? Gir, bilmiyorum, içeri gir. İçeri gir. Kız açsana kapıyı. Kapılarını getirdim, duymuyor musun beni? Ümmü. Geldim. Ümmü kız. Kız ne oldu kız? Sabahtan beri çalıyorum, açmıyorsun ya. Çanaklarını getirdiydim. Ha, temizlik mi yapıyorsun? Neyse canım sonra yaparsın. Ben sana bir kahve yapayım. Bak sana anlatacaklarım var. Ay Hatice tut. Tut başım döndü. Ne oldu kız? Ay böyle bir yer gitti geldi sanki. Aa gel otur bakayım ay. Şöyle. Otur. Şunu da bırakayım. Ay bir kolay yem. Ay yok. Ay tut beni tut. Tut böyle. Tutma. İçim bir hoş oluyor tut. Ay. Ay hayırdır inşallah. Kız Ümran. Kız yoksa gebe misin sen kız? Bilmiyorum. İyi misin şimdi? İyiyim iyiyim. Geçti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.